Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Warzone 3.0'da sezon 2 ile birlikte bizleri neler karşılayacak, onlardan bahsedeceğim. Bugün ayın 7'si itibariyle güncelleme gelecek ve karşınızda arkadaşlar sezon 2. Hızlıca bahsediyorum. Öncelikle Call of Duty Warzone'da Resurgence Ranked geliyor. Yani Resurgence modunda dereceli maçlar gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz Warzone 2'de Battle Royale'de rank vardı. Şu anda Multiplayer'de ve aynı zamanda Resurgence moduna Ranked gelecek. Sezonun ortasında da normal Battle Royale'e, yani Uzbekistan'a Ranked gelecek arkadaşlar. Fortune's Keep haritası geliyor. Ben çok seviyordum Fortune's Keep'i. Rebirth'ı daha çok seviyordum ama Fortune's Keep geldiğinde de onu da çok fazla oynamıştım var. O yüzden bu haber de beni çok mutlu etti. Fortune's Keep'te movement'larımızı gerçekleştirip maçlar kazanacağız. Zaten sizlere de videosu gelir arkadaşlar birçok. Fortune's Keep'e zombi modu gibi bir şey geliyor. Orada da yine farklı eventler olacağı söyleniyor. Warzone tarafında aynı zamanda yeni silahlarımız mevcut. Yeni silahlarımız geliyor arkadaşlar. Bu silahlardan birincisi PP50 Assault Rifle kategorisinde. İkinci silahımız RM9 arkadaşlar. Bu da Submachine Gun SMG olarak geliyor. Biliyorsunuz RM7 vardı. Aşırı kırık, hala da çok kırık. Umarım sezon 2'de bu durumu düzeltirler. SOA Supporter diye bir Battle Rifle'ımız geliyor. Bu da 7.62 mermi kullanacak. Umarım Buzzbee gibi böyle güzel dengeli bir silah olacaktır. Buzzbee şu anda çok nerflü ama Battle Rifle'ları ben de çok seviyorum arkadaşlar. Sezon içinde bu da geleceği söyleniyor. Soul Render diye bir melee silahımız geliyor arkadaşlar. Türkçesi de çok garipsedim. Böyle ruh yaralayıcı gibi bir adı var aslında. Değişik bir bıçak olmuş. Bunu da deneyimleyeceğiz. Yeni aftermarket parts'lar geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de testere Jack olarak geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Jack aftermarket parts olarak geliyor. Bunlar da şu ana kadarkiler çok fazla kullanılmadı. Hatta silahların çoğunda kullanmadık. Belki 45'e biraz kullanmış olabilirim ben ama diğer aftermarket parts'ların neredeyse hiçbirini kullanmadım. Pulemiot'a çok fazla kullandık. Pulemiot'unki çok güzeldi ama diğer silahların aftermarket parts çok iyi değildi. Bunun da çok fazla kullanışlı olacağını düşünmüyorum ama zombi modunda keyifli olacaktır illaki. Yeni Blacksail'imiz geliyor. Blacksail'e de şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar, daha doğrusu Battle Pass'e bakalım. Orada da Blacksail'i göreceğiz zaten. Battle Pass'imiz ekranda göründüğü gibi en sonunda da böyle mavi Warzone 3.0'ın sezon 2'sindeki kapak fotoğrafındaki gibi bir ghost kostümü verecek. Aynı zamanda Blacksail'le birlikte iki tane yeni operatörümüz geliyor arkadaşlar. Bunlar The Walking Dead dizisinden birisi. Rick Grimes, diğeri de Mikon diye bir karakter. Ben dizisini izlemedim, lütfen linçlemeyin. Ama yine de güzel duruyorlar. Bunlar da Blacksail'e de eklenmiş durumda. Warzone kısmı bu şekilde arkadaşlar. Diğer gelecek olan bundle'ları da ekranda görüyorsunuz şu anda. Bu tarz bundle'lar da gelecek, çok garip şeyler gelmekte. Umarım oyunda da böyle çok fazla efektli şeyler gelmez. Ben de çünkü kostüm çok hoşuma gidiyor. Almak istediğimde çok fazla kendimi belli ettiği için alasım gelmiyor bazen. Weekly challenge'lar yenileniyor arkadaşlar. Hafta 1'de gördüğünüz gibi çok güzel bir kamo geliyor. Bu kamoyu çok beğendim ben. Böyle eller falan var. Bunu da hemen açacağımı umuyorum. Warzone kısmı bu şekildeydi. Modern Warfare'de yine aynı şekilde devam etmekte arkadaşlar. Birçok yeni harita geliyor. Bu haritalardan bahsetmeyeceğim çünkü çok fazla oynamıyorum multiplayer kısmını. Beni Warzone kısmı ilgilendiriyor. Aynı zamanda zombi moduna da birçok yenilik gelmiş. Ekranda da göreceğiniz üzere yeni kontratlar, yeni modlar gelmekte arkadaşlar. Zombide işte power up'lar ve benzeri gibi ödüller de geliyor. Yeni silahlar da ekleniyor arkadaşlar. Bugün hepsi bizi karşılayacak. Zaten tamamını göreceksiniz. Sezon gelir gelmez hemen yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.